bütün halk kuvvetlerine her gün idari davranmaya davet eden Nevşin Soray. O zaman yurt savunmasını kim yapacaktır? Bizans'ı korumakta mükerref oldukları rejim, cumhuriyet ne hale gelir? Mart'ın başlangıcı 1968 kabul edilir. Bunun iki sebebi vardır. İlki 1968 Haziran'ında başlayan üniversitelerdeki öğrenci boykotları ve işgal olayları, ikincisi siyasal şiddete dönüşen politik mücadelenin ülkeyi kaosa sürüklemesidir. Ülkenin yaşadığı kaos ve siyasetteki karışıklıklar devam ederken orduda da komiteler boş durmuyordu. Yeni askeri darbe hazırlıklarına 1965 yılında Harp akademilerinde başlamışlardı. Basındaki sivil destekleri ve kitle örgütleri sayesinde öğrenci gençliğin desteği de alınmaya çalışılmış ve buna paralel olarak örgütlenmelerini geliştirmişlerdi. Eski Milli Birlik Komitesi üyesi CHP Milletvekili Orhan Kabibay, ordu içindeki ilk temasları başlatan isimdi. Kabibay'ın yanında eski 27 Mayısçılardan Numan Esin, İrfan Solmazer ve Talat Turhan gibi isimler vardı. Komitacı Orhan Kabibay'ın evi devrim karargahı gibiydi. Ziyaretçileri arasında 12 Mart muhtırasından sonra başbakan olan Nihat Erim ve onun yardımcısı emekli kurmay albay CHP Konya milletvekili Sadi Koçaş ve emekli istihbaratçı Amiral Sezai Orkunt gibi kişiler vardı. 27 Mayısçı grup bu doğrultuda fikri önderliğini Doğan Avcıoğlu'nun, liderliğini eski 27 Mayısçı emekli korgeneral Cemal Madanoğlu'nun yaptığı Madanoğlu Cuntası'yla beraber hareket etti. Bu çalışmalar 1971 başlarına kadar devam edecekti. Orgeneral Kemal Atalay'ın Kara Kuvvetleri Komutanı olması beklenirken, sürpriz bir kararla bu göreve Orgeneral Faruk Güller'in atanmasını sağlayan da bu junta oldu. Gürler'i kontrol edecek, komitenin sivil kadrolarıyla karargahın temas ve koordinasyonunu sağlayacak kişi, Genelkurmay Planlama Dairesi Başkanı Tümgeneral Celil Gürkan'dı. Ana kadrosu 32 kişiden oluşan Madanoğlu Cuntası, o noktadan sonra ihtilalin nasıl yapılacağına değil, ihtilal sonrası ne yapılacağına kafa yormaya başladı. Kimin devlet başkanı olacağı, kimin başbakanlık görevini üstleneceği önceden belli olsun, çeşitli kurumların başına getirilecek bürokratlar konusunda dahi karar son ana kalmasın istiyorlardı. Faruk Gürler devlet başkanı, Muhsin Batur başbakan olacaktı. Devrim anayasasının yürürlüğe sokulmasını takiben devrim meclisi oluşturulacak, onun üzerinde yetkilerle donatılmış aralarında Doğan Avcıoğlu, Cemal Reşit Eyüboğlu, İlhan Selçuk, Mümtaz Soysal gibi isimlerin yer alacağı 8 kişilik bir devrim konseyi kurulacaktı. Hazırlanan taslaklarda izlenecek yeni siyaseti ve bunun mantığını kitlelere taşıyacak bir devrim partisi kurulması yanında, darbenin adaletini tesis edecek devrim mahkemeleri bile unutulmamıştı. Bütün bu süreçte herhalde unutulmaması gereken bir husus, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gelişmelerden en ufak ayrıntısına kadar haberdar olduğudur. Milli İstihbarat Teşkilatı, Sosyalist Hareketin içinde Türk Devrim Ocakları'ndaki yöneticilik görevinden itibaren sivrilen İktisat Fakültesi Asistanı Mahir Kaynak vasıtasıyla lider toplantılara da dahil örgütlenmeyi adım adım izliyordu. Teşkilat, 12 Mart muhtırasından bir yıl önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ve Başbakanı bilgilendirmişti. Ancak istihbarat sunumunda adı geçen Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un, "Meseleden haberdarım. Orhan Kabibay,
Ekrem Acuner, Mucip Ataklı ve bazı kimseler 1,5-2 yıl evvel benimle temas ettiler. Kendilerine ihtilali gerektiren bir sebep bulunmadığını anlattım. Açıklamasıyla konu kapanmıştı. Olaylar doğal olarak 10 yıl önce Adnan Menderes'in 9 subay olayının üzerine gitmemesini hatırlatır şekilde gelişti. Batur'un adını verdiği kişilerle ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadığı için hepsi bir elleri gençlerin üzerinde, diğer elleri orduda darbe oyununu sürdürdüler. Çok farklı ve uluslararası boyutu olan hareketti. İki taraf vardı. 9 Martçılar, 12 Martçılar bertaraf etti veya bertaraf etmedi, uzlaşmaya vardılar. İkisinin de uluslararası boyutu vardı. Burada iki taraf da yenilmedi. Nitekim bakınız, 9 Martçı dediğimiz insanlar hepsi beraat ettiler ve böyle bir darbe teşebbüsünün olmadığı mahkemelerce sabitlendi. O zaman şu soruyu sordum. Bakın dedim, burada bir ihtimal var. Ben 4 sene boyunca bu hareketin içinde bulundum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nın bu darbe teşebbüsü hakkında haberleri vardı. İki ihtimalden birini söyleyin. Ya ben 4 sene Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bu 4 önemli kişiyi olmayan bir cuntaya inandırdım. Ya da Türkiye'deki hukuk sistemi aslında siyasaldır ve nasıl bir sonuç alınması isteniyor ise o kararı verir. Hangisini kabul ederseniz razıyım. Milli İstihbarat Teşkilatı da o noktada başbakana bilgi akışını kesti. İşin içinde önemli ordu kumandanlarının bulunmasına bakarak darbenin gerçekleşebileceği değerlendirmesini yapan teşkilat, kendi kurumsal yapısını koruma kaygısıyla elde ettiği bilgileri arşivlemekle yetindi. Nitekim toplanan istihbarat, siyasi otoritenin değil, darbe önlendikten sonra komite mensupları hakkında dava açan savcının işine yaradı. Junta'nın radikal programının işlendiği Devrim Gazetesi etrafında oluşturulan asker-sivil karışımı kadroyla Milli Demokratik Devrimci darbe gerçekleşecekti. Doğan Avcıoğlu'nun tabiriyle, kadife eldiven içinde demir yumruklu, totaliter bir diktatör rejimi kurulacaktı. Avcıoğlu, Devrim Gazetesi'nde, yarıda bıraktırılan ve yolundan saptırılan Kemalist eylemi amaçlarına ulaştırmak için devrim zorunludur. Bugünkü sömürge düzeni can çekişmektedir, diyordu. Doğan Avcıoğlu'na göre Kemalist devrim gerçekleştiğinde yapılacak ilk iş meclisi feshetmek, sağ partileri kapatmak, tek partili bir yönetim ve otoriter bir rejim kurmaktı. 27 Mayıs Türkiye'de zaman içerisinde teşekkül etmiş olan siyasi meşruiyetin kaynağı sandıktır. Milletin iradesidir. Fikrini tahrip etmiş. Onun yerine siyasi meşruiyet faktörü olarak devrimi getirmiştir. 27 Mayıs'tan sonraki yayınlara baktığımızda Adalet Partisi iktidarı geldiğinde bile bu yayınlarda hala bir 27 Mayıs modelinde bahsedildiği görülür. Milli Demokratik Devrim diye asker, sivil, aydın ittifakının devrim yapmasından bahsettik. Dikkat edin, halk yok bunların içerisinde. Dikkat edin, bunların içerisinde sandık yok. Dikkat edin, bunların içerisinde parlamento kavramı yok. O dönemde baş tacı yapılan kavramlardan birisi parlamento dışı muhalefettir. Devrim Gazetesi'nin 10 Kasım 1970 tarihli sayısı genç subaylara "Haydi artık, ne duruyorsunuz?" sorusunu yönelten yazılardan oluşuyordu. Gazete, dev gençlerin karargahı gibiydi. Başta Deniz Gezmiş olmak üzere devrimci gençlik liderleri gazeteye giderek darbenin planlarını yapıyorlardı. Devrim bürosuna devrimci gençler mi gidiyordu? Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar mı gidiyordu? Birçok sol aydın, CHP'deki bazı milletvekilleri, senatörler, 27 Mayısçılar, hala orduda görev yapan, üst rütbede generallerinden albaylarına kadar birçok kişi Devrim Dergisi'nin bürosunu ziyaret ediyorlardı. Doğan Avcıoğlu'yla birlikte hareket ediyorlardı. Darbeci geleneğe sahip bir takım emekli subaylarla siyasetçiler, soldaki gençlik örgütleriyle yoğun ilişki içine girmişti. Gençleri provoke ederek, onları yönlendirmek suretiyle silahlı kuvvetler içerisindeki bağlantılı olduğu kesimlerle birlikte Türkiye'de yukarıdan bir devrim hareketi meydana getirmek istemişlerdir. Bunun fikri stratejisini Doğan Avcıoğlu yapmıştı.
Onun o sırada çıkardığı Devrim dergisine baktığımızda bunları gayet açık ve net bir şekilde görebiliriz. Devrim'in programı açıkça yazılmıştı. Hatta kitap halinde yayınlanmıştı. Yani çok komik bir şey belki ama Türkiye'de gizli kapaklı hiçbir şey cereyan etmiyordu. Herkes ne olduğunu, ne yapılmak istediğinin farkındaydı. Dolayısıyla aslında Türkiye 12 Mart'ta adeta direkten dönmüştü. Devrim dergisinin kışkırtıcı yayın politikasını Hasan Cemal şöyle anlatıyordu. Ben şeriatçı basını tarardım. Onlardan aldığım alıntılarla askeri kışkırtma işlevini üstlenmiştim. Darbe süreci bu kışkırtmalar ve provokasyonlar sayesinde hızlanacaktı ve devrime giden yola çıkacaktık. Şiddet şarttı. Bu cuntacı unsurlar, yani gençliğin yürütmüş olduğu bütün gösterileri vesaire kendi kanallarına akıtmak için yoğun çabalar harcadılar. Bizim yaptığımız her gösteriyi kendi kanallarına akıtarak askeri darbe için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde belirli bir elverişli ortam yaratmaya gayret ettiler. Biz bu gelişmeleri biliyorduk. Biz cuntalara karşı koyuyorduk. O dönemde o nedenle de bazı kritik anlarda bunların işine yarayabileceğini düşündüğümüz eylemlerden geri de duruyorduk açıkçası. Bu tabii daha sonra gençliğin eylemleri hakkında çok yoğun ideolojik tartışmalara neden olmuştur. Yön ve Devrim dergileri etrafında toplanan aydınlar giderek bir junta örgütlenmesine, kimi asker, kimi sivil olan üyelerden oluşan gizli bir junta örgütlenmesini gündeme getiriyorlar ve bu juntanın amacı 9 Mart gecesi iktidara el koymak ve demokrasiye son vermek, bir tek parti rejimi kurarak bu tek parti rejimi altında Türkiye'yi Batı ittifakından çıkarmak, ya tarafsız ya da Sovyetler Birliği'ne daha yakın bir politika izleyen bir ülke haline getirmek, içeride de işte toprak reformu yapmak, bütün sanayileri millileştirmek ve o zamanki Sovyetlerin yaydığı deyimle kapitalist olmayan yoldan Türkiye'yi kalkındırmak amacına yönelmek. Ve bu juntanın içerisinde de o zamanki kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri komutanları da var. Türkiye'de gerçekten demokrasinin çok ciddi bir tehdit altında olduğu bir döneme giriliyor 70'lerin başında ve bu junta etrafında hazırlanan bazı eylemlerle bu askeri müdahale için gerekli ortamın hazırlanmasına çalışılıyor. Doğan Avcıoğlu'yla irtibatlı genç radikal subaylar da çeşitli bildiriler yazıyor, bazı askeri karargahlara ve kışlalara gönderiyorlardı. Bu bildiriler başta Devrim olmak üzere çeşitli basın yayın organlarında da yayınlandı. Bu bildirilerin öncüleri ise o dönem Deniz Harp Okulu'nda okuyan Sarp Kuray ve Ali Kırca gibi genç deniz subaylarıydı. Ben 1969'a kadar deniz kuvvetleri içindeydim. İki bildirimiz var, 68 bildirisi ve 69 bildirisi. 70 başında sivile çıktım ve dev gençli oldum. Şimdi bunların bu yön çizgisinin bizim üzerimize pek etkisi yok. Yani bizim bu ittifaka gidişimiz Doğan Avcıoğlu falan olumlama çizgisine değil. Ordu içinde teşkilatlanmış tepesini kuvvet komutanlarının çektiği bir grubun programlarıyla bizim demokratik devrim ilkelerimizin örtüştüğü bir program beraberliği var. Şubat 1971'in ikinci yarısında İstanbul kanadının 20 üst düzey sorumlusu gizli bir toplantı yaptı. Bu toplantıda darbenin bir an önce gerçekleşmesi için harekete geçme kararı alındı. Kimilerine göre Gürlerin endişeleri vardı. Zira Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın da katılımı gerekliydi. Tağmaç Paşa da kabul ederse emir komuta zinciri içinde bir darbe gerçekleşecekti. 12 Mart arifesinde orduyu tahrike yönelik olaylar iyice artmıştı. Ocak ve Şubat ayları grev, boykot ve protestolarla geçti. Üniversite ve yüksekokullar çatışmalar ve direnişler dolayısıyla kapatıldı. Gökte aradıkları tabloyu ve desteği yerde bulmuştu darbeciler.
Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Teslim Töre, İbrahim Kaypakkaya, Sarp Kuray gibi kimi Filistin'deki örgüt kamplarına gidip gelmiş, kimi asker kişilerin talimiyle silah kullanmayı öğrenmiş gençler çeşitli örgütler kurmuştu. Bütün mevcudu kendilerinden ibaret THKO, THKPC, TEKİP ya da TİKKO gibi iddialı isimlerle kurdukları örgütlerin sergiledikleri eylemlerin darbecilere katkısı, eylemlerin kamuoyunda uyandırdığı heyecandan ibaretti. Eski 27 Mayısçılar ordudan atılmış deniz subaylarına Taksim soygununu, örgütlere de çeşitli soygunlar yaptırdılar, adam kaçırttılar, silahlı baskınlar düzenlettiler, devrimci teröre teşvik ettiler. Hatta Anıtkabir'in bombalanması bile gündemlerindeydi. Bu kışkırtma gerçekleşseydi, olayın suçunu da irticacı olarak niteledikleri sağ grupların üzerine atacaklardı. Cuntalar şunu diyordu: haydi derimli gençler, sağa solu bombalayın, banka soyun, çeşitli provokatif eylemler yapın, kaosu derinleştirin. Kaos ne kadar derinleşirse, Türkiye'de bunalım ne kadar büyürse, Türkiye'de devrime giden yol o kadar meşrulaşır diyorlardı. Yani gençleri zinde güçlerin yapacağı askeri devrime götürmek için devrimci gençleri silahlı mücadeleye, şiddete, devrimci teröre özendirdiler. Deniz Gezmiş banka soyuyor. Banka soyduğu hafta Devrim dergisinde Deniz Gezmişlerin banka soygun alakası yoktur diyorlar. Deniz Gezmişleri ve Mahir Çayanlara ordu içinde o dönem görevli radikal subaylar denizlerin, mahillerin saklanması için onlara kılık, kıyafet, her türlü destek veriyordu, sağlıyordu. 11 Ocak 1971'de Ankara'da Türkiye İş Bankası'nın emek şubesi yüzlerini gizlemeye gerek görmeyen 4 kişi tarafından soyuldu. Bankayı soyanların Orta Doğu Teknik Üniversitesi girişinde bıraktıkları arabayla tanıkların teşhisleri birbirine eklenince eylemi gerçekleştirenlerin Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan oldukları belirlendi. Biz hep şöyle düşündük. Yani en iyi eğitim devrimi bizzat yaparak elde edilir. Dolayısıyla Filistin'e gitmeye de lüzum yok. Para dersen bankalar ne güne duruyor? Bu bankalar para dolu. Bir banka soymak, banka kurmaktan daha büyük bir suç sayılmaz. Onları yönlendiren 27 Mayısçılar özel sohbetlerinde gençlerden söz ederken alaycı bir dil kullanmaktan çekinmiyorlardı. Örneğin İrfan Solmazer şöyle bir ifade kullanıyordu: Deniz Gezmiş'i, Sarp Kuray'ı filan oturtuyorum, Amerikan Büyükelçiliği'nin ön kapısının kurşunla taranmasına demokratik olarak karar veriyoruz. Emri ben veriyorum. Deniz Gezmiş, Amerikan Büyükelçiliği'ni tara ve yok ol diyorum. Sarp Kuray'a git şurayı bombala emrini veriyorum. Eylemler yapılmıştır. Ama onlar Doğan Avcıoğlu'nun, Hasan Cemal'in falan bilmediği derecede o arkadaşlarla yapılan, ittifak gereği yapılan eylemlerdir. Çekirdek kadronun gençlerle ilgili planının bundan ibaret olmadığı bugün artık biliniyor. Plana göre darbeye direnmesi muhtemel subayların enterne edilmesi işi, üzerlerine asker elbisesi giydirilip ellerine silah verilecek öğrenci timlerince gerçekleştirilecekti. Hasan Cemal bu gerçeği şöyle anlatıyordu: Deniz Gezmiş'in banka soygununu bildiğimiz halde tam tersi manşetler atıyorduk. Deniz Gezmiş'in idamında bizlerin de payı vardı. 1970 yılında Türkiye'de Devrim Dergisi kimi kışkırtıyordu? Dev gençli gençleri kışkırtıyordu. Ankara'da, Sıhhiye'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve birçok büyük şehirlerin metropol merkezlerinde Atatürk anıtlarına bombalar atılıyordu. Sıhhiye'de, Taksim'de Molotov kokteyli gösteriler yapılıyordu. Hatta Atatürk anıtlarının önünde askeri tahrik etmek için ordu gençlik el ele sloganları atılıyordu. Anıtkabir'in bombalanması gündeme gelmişti. 12 Mart darbesi büyük ölçüde Amerikan Üniversitesi olarak adlandırılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki şiddet olayları üzerine oturtulmuştu. THKO lideri Deniz Gezmiş ve ideologlarından Hüseyin İnan dışında birçok THKO ve THKPC üyesi rektörlüğünü Erdal İnönü'nün yaptığı ODTÜ'de saklanmakta ve barınmaktaydı. Deniz Gezmiş, Ankara ve İstanbul'daki birçok eylemlerden sonra
ODTÜ yurtlarında ve eski 27 Mayısçıların evlerinde saklanıyor, burada arkadaşlarıyla toplantılar yapıyordu. Deniz Gezmiş'i saklandığı bir evden diğerine eski Orman Bakanı Turhan Şahin'in arabası taşıyordu. Doğan Avcıoğlu, Mihri Belli gibi birçok kişi, başta Deniz Gezmiş olmak üzere aranan sol örgüt liderlerini güvenlik güçlerine karşı saklıyorlardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, 3 Mart 1971'de Ankara garnizonundaki subaylara şöyle sesleniyordu. Önce fikir ayrılığı içinde olmayalım. Komutanlar, anayasanın verdiği yetkiyi de kullanarak olayları adım adım takip ediyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşümüzü açıklıyoruz. Tağmaç'ın bu konuşması subaylara sol komitelerden gelecek girişimlere karşı bir uyarıydı. Ben o zamanlar askerdim. Yedek subaylığımı yapıyordum. Memduh Tağmaç'ın bir tamimi geldi orduya. Bütün subaylara okutulacaktır kaydı ile. Bizi ordu evinde topladılar ve o tamimi okuttular. Avami tabiriyle zehir zemberek bir tamim. Ordu içerisindeki Marksist teşkilatlanmalardan bahsediyorlar. Bunların hangi boyutlara geldiğinden bahsediyor. Bunlara karşı uyanık olmaktan bahsediyor. Yani hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir şey. Sonradan bu çıkan hatıratları da okuyunca anlıyoruz ki işin bayağı ciddi boyutları varmış. Darbeciler son toplantılarını 9 Mart günü Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un makamında yaptılar. 1970'lerin başlarında Muhsin Batur özellikle hükümete yönelik birkaç defa muhtırlar verdi. Bu muhtırları Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da açıkça seslendirdi. Faruk Güller de Muhsin Batur'a destek verdi. Hatta 1971 yılının Ocak ayında Hava Kuvvetleri'nde, özellikle sol cuntaların ana karargahı Hava Kuvvetleri'ydi. Muhsin Batur kendisine bağlı bir grup subaya anayasa hazırlattırdı. Bu anayasayı hazırlayanlardan biri Cemal Reşteyboğlu'ydu. Devrim dergisinin sahibi, Cumhuriyet Halk Partili. Yine bir takım üniversitedeki sol aydınlar, akademisyenler ve yine hukuk formasyonuna sahip bir takım subaylar da bu devrim anayasasını hazırladılar. Anayasa hazırlatan Muhsin Batur, hazırlanan anayasa metni önüne görünce birden irkildi. Muhsin Batur bile bu anayasa çok sol olmuş diyor. Düzenleme yapmamız lazım. Bu tabii radikal subayların tepkisini çekti. En güvendiğimiz komutan nasıl hazırladığımız anayasayı beğenmez. Bu anayasa Faruk Güller'e de götürüldü. Celil Gürkan tarafından Faruk Güller ve Muhsin Batır'ın onayı alındıktan sonra devrim anayasası hazır bir şekilde 9 Mart toplantısına getirildi. Herkes bu toplantıda görüşlerini beyan ettikten sonra son sözü alacak Güller'in tamamdır demesini bekliyordu. Eğer Güller kararlı bir tutum sergileyip darbeye evet deseydi iş planı uygulamaya kalmıştı. Ama olmadı. Da fare doğurdu. İhtilalin başı görülen Güller, yapılacak darbeden sonra kendisinin de Mısırlı General Necip gibi ileride harcanabileceğinden ve devre dışı bırakılacağından korkmuştu. General Necip, Albay Nasır'la birlikte 1952'de Kral Faruk'u devirmiş, ancak ihtilal kendi evladını yemişti. Zira kralı deviren Necip'i de Albay Nasır devirmişti. Güller, kendisinin akıbetinin de buna benzeyeceğini düşünüyordu. Muhsin Batur ve Faruk Güller bu inisiyatifin hep başında görülmüşlerdir. Konuşmaları vardır. Anayasa taslakları Hava Kuvvetleri karargahında hazırlanmıştır. Bundan Muhsin Batur'un sonuna kadar haberi vardır. Faruk Güller, Celil Gürkan vasıtasıyla devamlı bilgi sahibi edilmiştir. Deniz Kuvvetleri'nde Vedi Birget Paşa'mız yoluyla, amiralimiz yoluyla Kemal Kayacan bu işten haberdar edilmiştir. Hiyerarşinin kalleşliği vardır bu işin içerisinde. Yoksa beraberlik olmuştur. Güller, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'tan yana endişesini söyleyince ortalık bulutlandı. Ve daha toplantı dağılmadan Genelkurmay Başkanı Tağmaç'ın genişletilmiş komuta konseyi çağrısı geldi. Sonuçta bir saatlik toplantıda bir karar alınamadan Güller'in hele yarın olsun, genişletilmiş komuta konseyindeki durum açıklığa kavuşsun, ona göre durumu yeniden tezekkür ederiz sözleri toplantıya noktayı koydu. Hazırlığı yıllar süren darbe dosyası 2 saatte rafa kalkmıştı. Görünüşte Faruk Güller'in tereddütünden kaynaklanmış gibiydi planın sonuçsuz kalması, ancak toplantıda Güller çekincelerini söylediğinde rahat nefes alan Batur'du.
Zira Hava Kuvvetleri Komutanı Ocak ayı başında Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı bir haftalık program dışı gezide Demirel kabinesini iktidardan uzaklaştıracak bir darbenin Amerika tarafından da tasvip göreceğini öğrenmişti. Ancak Ankara'da sol aydınların kurduğu hayalin aksine Washington sadece kendi beklentilerini karşılayacak bir darbeye yeşil ışık yakacaktı. 3 tane kilit general vardır. Yani hiyerarşiyle yukarıdaki kuvvet kademesiyle aşağıdaki subayların arasındaki irtibatı kuran. Zaten o anlardan da öğrendiğimiz kadarıyla kuvvet komutanları birebir bu işten haberdarlar. Bizim hiçbir kalleşliğimiz olmadı. Biz bu ittifaka hep sonuna kadar sadık olduk, bağlı kaldık. Bize düşen bütün görevleri yaptık. Ama o bizimle anlaşmış grubun yukarısındaki hiyerarşik grup, kuvvet komutanları ve altındaki bir takım kadrolar bu işte kalleşlik yapmışlardır. Bu noktada geriye dönüp Türk-Amerikan ilişkilerinin o dönemdeki seyrine bakmakta fayda var. 1965-1971 yılları arasında Türk dış politikasına damga vuran Demirel iktidarı, Demokrat Parti'den miras aldığı ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken dış siyaseti buna göre ayarlamaya çalışıyordu. Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınmasına yönelik kapitalistleşme süreci politikalarında Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'ya bağımlı olmasına rağmen bazı dış ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarına ve politikalarına ters düşen ilişkilere girmesi ve icraatlarda bulunması 12 Mart'a giden süreçte önemli bir rol oynadı. Demirel iktidarının ülkede yeni bir ekonomik hamle gerçekleştirmek için yapmış olduğu atılımlarda bazen Amerika Birleşik Devletleri ve NATO karşıtı, başını Sovyetler Birliği'nin çektiği blokla ve Arap ülkeleriyle çeşitli ilişkiler içine girmesi, anlaşmalar yapması Amerika Birleşik Devletleri açısından kabul edilecek bir şey değildi. Türkiye bir yandan 1965'ten itibaren Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirirken bir yandan da Amerikan karşıtı Arap ülkelerine yakınlaşmıştı. Bu da Akdeniz ve Orta Doğu'da Türkiye'ye ileri jandarma karakolu rolü biçen Amerikan çıkarları ve askeri stratejisiyle bağdaşmayacaktı. Benim kalkınma projelerim var. Bu projeleri finansmanı lazım. Uluslararası kuruluşlar bana bakıyorlar, diyorlar ki senin ödeme kabiliyetin yok. Senin ödeme kabiliyetin 50 milyon dolardır. İşte 50 milyon dolar verdik. Bununla ne yapacaksınız? Seyhan Barajı'nı yaptık. Sanayi Bankası kurduk. Silolar yaptık. 50 milyon dolar bitti. Bize 300 milyon dolar lazım Keban Barajı için, köprü için. Yok diyor, ödeme kabiliyetin yok diyor, ödeyemezsin diyor. O zaman ben başka kaynaklar aramaya gittim. Demirel, Amerika'dan yardım gelmeyince Türkiye'nin dört bir yanında barajlar ve demir çelik fabrikaları için Sovyetler Birliği'nden yardım alır ve bu yardım nedeniyle yeniden Türkiye'de olaylar yükseldiğini düşünür. Ben Süleyman Demirel'le yaptığım bir röportajda neden 12 Mart askeri darbesi olmuştur dediğimde bana bunları örnek olarak anlatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki üslerini Arap-İsrail savaşları gibi NATO ile ilgisiz amaçlarda da her zaman kullanmaya çalışmıştı. Demirel ve Çağlayan Gil 1965-1970 döneminde bu üslerin ancak sınırlı bir şekilde kullanımına izin verdi. Dönemin iktidarı kendini Amerika Birleşik Devletleri ve Batı yörüngesinde hissetmesine rağmen üsler konusundaki tavırları nedeniyle Amerika'yı rahatsız etmişti. Amerikan gözlem uçaklarının Türkiye'den kalkıp Sovyetler Birliği üzerinde uçuş yapmalarına izin verilmemesi ve haşhaş ekiminin yasaklanmasını isteyen Amerika'ya karşı çıkılması rahatsızlık veren diğer olaylardı. Nixon aklına koymuştu bu Afyon işini. 1969'da aklına koymuştu. Nixon bize adam da gönderdi. Özel bir adam gönderdi. Ben kendisine şunu dedim, bakın dedim. Biz Afyon'u temelli yasaklayamayız. İki sebepten dolayı. Bizim yetiştirdiğimiz Afyon 120 tondur. Hepsi sizin oraya gitse dahi bu bir ay yeter size. Eğer biz bunu yasaklarsak sizin gençlerinizi biz zehirliyor duruma düşeriz. Bunu kabul edemeyiz. Ama biz her türlü tedbiri alırız. 41 vilayette Afyon ekiliyor. Haşhaş ekiliyor. Bunu biz 10 vilayete indiririz. 8 vilayete indiririz. Ayrıca adı Afyon olan, Afyon Karahisar olan Türkiye'de vilayet var. Biz bunu yasaklayamayız. Ondan sonra o gün sefir bana geldi. Dedi ki, yani biz dedi haşhaş ekiminin tazminatını verelim. Bu haşhaş tarlalarını buldozerlerle tahrip edin. Ben dedim ki kim çıkacak buldozerin üstüne?
Buzların üstüne geçecek. Ve adam gitti. Ve biz tabii ki 12 Eylül'e kadar, 12 Mart'a kadar haşhaş falan yasaklamadık. ...12 Mart 1971 günü komutanların muhtırasıyla istifa eden Süleyman Demirel hükümetinin Dışişleri Bakanı ve daha sonra 12 Eylül 1980 darbesine kadarki dönemin Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sabri Çağlayangil bu konuda şu yorumu yapıyordu. Amerika bir memlekette demokratik idare olmuş, şoven idare olmuş, faşist idare olmuş ona hiç bakmaz. Amerika o memleketin kendisine ne ölçüde tabi olduğuna, kendi politikasını ne dereceye kadar uydu haline getirebileceğine bakar. 12 Mart'a yaklaşılan günlerde hükümetin Amerika ile ilişkisi soğuk bir seyir izlerken komitelerle ilişkili sol örgütlerde 9 Mart akşamı Hava Kuvvetleri toplantısından çıkacak devrim kararını bekliyorlardı. Hazırlıklarını son kez gözden geçirmişlerdi. Bir taraftan silahlanırken, öte taraftan devrimci ordu imzalı bildirileri çeşitli ajans ve gazetelere göndermekteydiler. Bu bildirilerde 8 Mart ultimatomu başlıklı 12 maddelik talepler yer almaktaydı. 9 Mart 1971 Salı gecesi THKPC kadroları beşer kişilik gruplara ayrılmış olarak Sıhhiye'de karargah olarak kullandıkları evlerde radyodan verilecek mesaja göre düğmeye basacak olan havacı subaylardan haber bekliyorlardı. Muhsin Baturların tarihte üstlendiği roller bellidir. Ondan önce işte yön bildirisine imza atanlar bellidir. İşte dediğiniz gibi Doğan Avcıoğlu'nun geleneği bellidir. Hatta işte Deniz Gezmiş'in üniforma gezişi bellidir. Askeri postalları bağlamış, askeri elbise giymiş, öyle gezmiş. Yani dolayısıyla Türkiye solunun eşittir karşılığı hiçbir zaman demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları açısından toplumun genelini koruyucu, kollayıcı, kapsayıcı bir anlayışa tekabül etmez. Sol her zaman böyle fırsat bekleyici, cuntacı veya böyle işte başka meşru olmayan yollardan kendini ifade etme metot ve yöntemiyle hareket eden bir siyasi hareketin adıdır Türkiye'de. Ama bunu bu işte o tarihin bu akışına bir şerh koyup bunu tasfiye etme gereği duyan olmamıştır yani. Gariban Anadolu çocuklarına işte faşist demişlerdir. Kendilerini daha böyle demokrasiyle falan ilişkilendirmişlerdir, alakalandırmışlardır yani. Çok uzak ülkelerin işte figürleriyle kendilerini alakalandırmışlardır. Ama o uzak ülke figürlerinin ellerindeki kanı hiçbir zaman görmezden gelmişti. Çeşitli fakültelerden dev gençli gruplar, komite işindeki solcu subaylardan temin ettikleri elbiselerle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne el koyacaklardı. Gerisi malum. 9 Mart gecesi darbenin işareti olacak jetleri ve tankları bekleyen Madanoğlu cuntasına bağlı aydınlar hayal kırıklığı yaşadılar. Ne olduğuna dair bir bilgi de alamıyorlardı. 9 Mart cunta girişimi başarılı olamıyor. Neden? Çünkü bu cuntaya dahil olan kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri komutanlarına sonunda istihbarat teşkilatları haber veriyorlar ki eğer bu cunta başarılı olacak olursa bu komutanlar da tasfiye edilecektir. Bu bilgi üzerine komutanlar saf değiştiriyorlar ve onların saf değiştirmesi üzerine 9 Mart cunta hareketi akim kalıyor, başarısız kalıyor. 11 Mart günü hükümet çevreleri tedirgin, orduda da kaynamalar devam ediyordu. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Genelkurmay Karargahı'nda tekrar toplandılar. Bir gün önceki genişletilmiş komuta konseyi toplantısında karar verilmişti. Silahlı kuvvetlerce bir girişim olmayacak fakat komutanlarca güdümlü bir darbe gerçekleştirilecekti. Ordu emir komuta zinciri içerisinde hareketten yanaydı. 12 Mart günü saat 9.30'da Genelkurmay'da toplanan 4 üst düzey komutan 3 saat süren tartışmaların sonunda muhtıra kararı aldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Batur'a göre tahmaç imzalamadan önce gözlerinden akan yaşlarla uzun bir süre tereddüt etmiş, sonunda imzalamıştı. 9 Mart Avrupalıların ve özel olarak da İngiltere başrolü oynadığı için bu operasyonda İngilizlerin bir hareketidir. 12 Mart Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşı tavrıdır veya reaksiyonudur diyoruz ve sonuç olarak da bu ikisi uzlaştılar.
Ve 12 Mart muhtırası bu şekilde şekillendi. Ve ondan sonra kurulan yönetimde darbe yapacağı iddia edilenlerle darbeyi önlediği iddia edilenlerin bir arada bulunduğu bir yönetim haline geldi. Siz nerede gördünüz? Hem takip edilen veya mücadele edilen hem de bu mücadeleyi kazandığı söylenenler yan yana gelsinler, ortak bir yönetim kursunlar. Bu yönetim kuruldu ve böylece bir uzlaşmaya varıldı. Karar, Tağmaç'ın evine çağrılan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Fuat Doğu vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Sunay'a bildirildi. Darbeden 4 generalin dışında sadece MİT Müsteşarı Fuat Doğu ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın haberi vardı. Gürler ve Batur, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'a yanaşarak 12 Mart 1971 darbesinin içerisinde yer aldılar. Aslında Tağmaç'ın önceden beri gelişmelerden haberi vardır. Harekat Dairesi Başkanı Kor General Atıf Erçıkan'a toplantıları izlemesi talimatını vermiştir. Erçıkan'ın ses kayıt cihazıyla konuşmaları banda kaydettiği bir toplantıda Faruk Gürler'in başkanlığında yapılacak müdahaleden söz edilmektedir. Ancak daha sonradan müdahalenin lideri değişecektir. Yani Mısır'da Nasır'ın yaptığını Türkiye'de Celil Yurkan yapacaktır. Memduh Tağmaç Paşa da zile basar, kuvvet komutanını makamına davet eder. Kuvvet komutanı makamına gelip bu bantı dinledikten sonra hangi noktaya geldiklerini anlar. Ve o andan itibaren de Memduh Paşa'ya teslim olur. Ben de sizinle beraberim der. Dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı da bu düşünceye katılır. Yani 9 Mart'ta Celil Yurkan'ın yapacağı müdahaleyi 12 Mart 1971 müdahalesine çevirirler. Ve o şekilde muhtıra verilir. Saat 13'te radyodan okunan muhtıra metninin altında Gürler ve Batur'un imzası vardı. Sonuç olarak 12 Mart böyle bir darbe teşebbüsüydü ve içerisinde bulunan insanların da eğilimlerine baktığınız zaman yani komuta kademesinde aynı eğilimleri görebilirdiniz. Yani Türkiye'nin geleceğinin nerede olacağına karar veriyorlar ve bu karara göre de Amerika'nın tasfiyesini, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin bütünleşmesini arzu ediyorlardı. Başbakan Demirel, kurmaylarıyla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptıktan sonra istifa etti. Bana Cumhurbaşkanı 3 gün evvel dedi ki hiç rahat ol. Ben dedim bir takım şeyler geliyor. İstihbarat geliyor, rahat ol. Ben hadiseyi takip ediyorum. Yani işte 28. tümende toplantılar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ve Memduh Tağmaç, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı'na teminat veriyor. Sonra bir yerde geliyor, Memduh Tağmaç diyor ki ben diyor altımı tutamıyorum. Ve o zaman işte Sunay bunları çağırıyor ve bir ara formül yani hükümet istifa etsin, meclis yeni bir hükümet çıkarsın, bir ara formül. O zaman bir gün evvel bana hiç merak etmesin diyen Cumhurbaşkanı, ertesi gün sabahleyin MİT müsteşarını gönderiyor Fuat Paşa'yı. Fuat Paşa diyor ki Cumhurbaşkanı istifanızı istiyor. Telefon var, kırmızı telefon, direkt telefona cevap vermiyor Paşa. Ondan sonra kalkıyorum. Savunma Bakanı'nı çağırıyorum, İşler Bakanı'nı çağırıyorum. Gelin Bakanlar Kurulu yapalım. Gidiyoruz öğleye doğru. Muhtıra bize geldiği zaman, meclise gittiği zaman Cumhurbaşkanı ile konuşuyoruz. Ben de mani olamadım diyorum. Ya ve netice itibariyle o hadisede takındığımız tavır parlamentoyu açık tutmaktı. 12 Mart, 27 Mayıs vari bir darbe değildir. O daha ziyade olaya el koymayı değil, hükümeti uzaklaştırmayı, yerine başka bir hükümet getirmeyi hedefleyen bir cuntalar arası mücadelenin yansımasıdır. Siyasete yansımasıdır 12 Mart. Orada Marksist cuntayı, ordu içinde yuvarlanmış bulunan Marksist cuntayı destekleyen bazı gazeteler ve yazarlar hariç bütün gazeteler muhtırayı pire için yorgan yakmaya benzetmişlerdir. Gereksiz bir müdahale olarak nitelendirmişlerdir. Disk, TÖS, Devgenç, Tımgıt gibi sol örgütler ve meslek odaları muhtıraya başlangıçta destek verdi. Çünkü muhtıranın altında güvendikleri komutanlar Faruk Gürler ve Muhsin Batur'un imzası vardı.
Sol Komitenin Sesi, Devrim Gazetesi, Ordu anti-Kemalist gidişe artık dur dedi manşetiyle çıkmıştı. Avcıoğlu, Teşhis ve Tedavi başlıklı yazısında cici demokrasinin artık sonu geldi diyordu. Çetin Altan, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu ve İlhami Soysal gibi solun güçlü kalemleri muhtırayı açıkça savunduklarını belirten yazılar yazmışlardı. Fakat sol çevreler bunun bekledikleri darbe olmadığını birkaç gün içinde gördüler. O gün Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın çıkarttığı Sosyalist gazetesinin manşeti ordu kılıcını attı şeklindeydi. Yani ilk anda 9 Mart darbesinin başarıya ulaştığını sandı sol çevreler. Nitekim bizim Ertuğrul Kürkçü Devgenç Başkanı'ydı ve diğer CHP'li unsurlarla birlikte yapılan münakaşaların sonucunda bir uzlaşma olarak 12 Mart muhtırasını sanırım yarım gün süren bir destekleme konumuna düştüler. Fakat tabii kısa zamanda hemen anlaşıldı işin iç yüzü. 12 Mart darbesini izleyen günde 12 veya 15 demokratik kitle örgütünün 12 Mart darbesini destekleyen, çünkü Demirel hükümetini devirdiği için 12 Mart darbesini destekleyen bildirisi vardır. Bu Türkiye'de, Türkiye siyasal tarihinde gerçekten bir trajikomik bir bildiridir. Çünkü o bildiri imzalananların çoğu birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra o alkışladıkları tarafından hapse girmişler. Ama devrildiği için alkışladıkları kişiler mecliste 3 kişinin idamını 3'e karşı 3 sloganları arasında oylamışlardır. Dolayısıyla burada gerçekten Türkiye'deki demokratların, sol hareketlerin, solda yer alanların belki ilk defa şok olup uyandıkları bir dönem 71 sonrası. 13 Mart'ta ordudan 5 general ve amiralle 40'tan fazla subay hemen emekliye sevk edilmiş, bir kısım subayların yerleri değiştirilmişti. Muhtıradan 3 gün öncesine kadar Devrim Konseyi'nin 2. ve 3. adamları olan Batur ve Gürkan'ın yolları muhtıranın verilmesinden sonra ayrılacaktı. Doğan Avcıoğlu devrimde bir veda yazısı yayınladı ve İlhan Selçuk'un yönetimine bıraktığı gazete bir hafta sonra kapandı. Ülke çapında sol gruplara yönelik polis ve jandarma takibi başladı. Bir süre sonra Deniz Gezmiş ve arkadaşları yakalandı, onları kurtarmak için Mahir Çayan'ın kalkıştığı bir tür intihar saldırısı hüsranla noktalandı. Darbenin başbakanı Nihat Erim'in hatıralarından bir alıntıyla nokta koyalım söze. Muhtıranın verilmesinden 10 gün önce 2 Mart 1971'de not defterine şunları yazmış Erim. Dün gece ben de Amerikan Büyükelçiliğinden Drapen, Green, Lincoln, Dillon yemekteydiler. Benim başbakan olmam lazım geldiğini yarı şaka söylediler. Haftaya Şahların Labirentinde demokrasinin üzerine şal örttük sözüyle ünlenen 12 Mart sonrası ara rejim dönemi ve yarattığı istikrarsız hükümetleri, 73 seçimlerini, CHP-MSP koalisyonunu, Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni işleyeceğimiz bölümde buluşmak üzere. İyi geceler. Eğer mensup olduğum milletin şanı şerefi varsa ben de şanlı ve şerefliyim. Aksi takdirde içinizden herhangi bir adam çıkar da şan şeref arkasından koşar ve benzersiz olmak isterse biliniz ki başınıza beladır, beladır. Millet bu gibilere asla izin vermemelidir.